Profesyonel kayıtlara göre 2 maç, 2 galibiyet, 1 nakal, 1.75 cm boy uzunluğunda, 26 yaşında, 71 kiloda Turan Aslanı Faruk Bek Abdurrahman. Profesyonel kayıtlara göre 17 maç, 13 galibiyet, 4 mağlubiyet, 4 nakal. 1.76 cm boy uzunluğunda, 26 yaşında, 71 kiloda Akson Karınca Enes Yayla. Karşılaşmanın hakemi Ersurul Yakaver. Evet sevgili seyirciler, gecenin 6. maçında sizlerle beraberiz. Gecenin 6. maçı, 71 kilo maçı, Türkmenistan'dan Faruk Bek Abdurrahmanov ve Enes Yayla maçını izleyeceğiz hep beraber. Kırmızı köşede kırmızı şortlu olan sporcu Enes Yayla Türkiye adına dövüşüyor. Mavi köşedeki sporcu ise Türkmenistan adına yarışıyor. Her iki sporcu da tecrübeli isim. Daha önce izlemiştim her iki sporcuyu. Ve değerli bir konuğumuzla bu maçı sizlere aktaracağız. Thai Kick Federasyonu Başkanı Sayın Bülent İşbilir Başkanım yanımızda. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bu maçı beraber yorumlayacağız inşallah. Çok şükür. Ve çok hızlı başladı. Türkmenistanlı sporcudan bir knockout gelebilir mi acaba? Kombinasyonlara çok hızlı başladı. Her an bir knockout gelebilir. Her an her şey olabilir. Enes gitti. Enes zor durumda şu anda. Her an bir knockout gelebilir ve ortakem Ertuğrul. Ertuğrul, ortakemimiz Ertuğrul Yakarer sayıyor sporcuya. Ertuğrul Yakarer tecrübeli bir isim. Antalya'nın önde gelen hakemlerinden bu arada başkanım. Çok doğru yerde müdahale etti. Aynen. Zor durumda olabilirdi sporcu. Öncelikle programa hoş geldiniz ama maç hoş çok bulduk. Hızlı başladı sizi konuşturmadan. Aynen. Maçın ahengine daldık. Her an maç. Bence burada dostluk kazanacak gibi gidiyor. Nasıl hocam? Enes Yayla ile Abdurrahman herhalde burada dostluk kazandıracak gibi. Evet. Her iki sporcu tecrübeli ama ama işte Türkmenistanlı biraz sporcu sert başladı. Ve Enes'in biraz modunu düşürdü. Tabii maç bu, her an ne olacağı belli olmaz. Hocam bu maç genelde motivasyonla başladığı için. Evet. Şimdi burada biraz Abdurrahman hızlı başladı. Enes'i çabuk yordu. Onun sonucunda da Enes sanki biraz daha sıkıntılı evet, gidiyor. Enes'i hafif böyle kroki durumuna düşürdü neredeyse. O yüzden evet. Sayın orta hakemimiz Ertuğrul Yakare sporcuya saydı ve her an bir Ertuğrul hocam yıllardır bu işi yapıyor zaten. Yani Enes Yayla sanki biraz kendisini toparladı. Sanki biraz öyle oldu ama Bülent Başkanım, bu maç Akseki'de olacaktı ama Manavgat'a son dakika alındı. Bununla alakalı düşünceleriniz nedir? Vallahi başkanım, normalde Akseki'de yapalım dedik. Belediye başkanımız, Allah razı olsun, her zaman yanımızda oldu. Ne bu arada, round bitti, her iki sporcu köşesine geçti. Bunun akıbetinde Akseki'de kaymakamımız biraz cesaret edemedi sanırım bu işe. Dövüş sporlar olunca spordaki centilmenliği unuttu. Dedi tabii ki burada sıkıntılar olabilir böyle dedi. Faaliyet olmadığı için. Faaliyet olmadığı için böyle bir şansı kaçırdı aslında. Ama tabii ki biz yine Manavgat Kaymakamımıza buradan teşekkür ediyoruz. Özellikle İbrahim Aydın'a, özellikle Tuba Avra Çokal Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Ve burada tabii ki şu an yurt dışında olup Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu sözcüsü diyelim artık, öncüsü, özel insanların dili olan Kutlis Aydın abime de buradan saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bizden de selam orada olsun. Da Türk bayrağını dalgalandırdılar Brezilya'da. Bizden de ve selam şu an inşallah başarılarının üstüne başarı katıyorlar. Ama tabii ki burada güzel oldu. Biraz hızlı bir şekilde hareket etmemizin ve 3 gecedir bu işe emek verdiğimizden dolayı ve burada Ferman Korkutan hocam da tabii ki bu işin organizasyonunda profesyonel bir davranış sergiledi. Ve bu şekilde TV ekibini ve bütün seslik sistemimizi buraya getirdik. Sağ olsun burada Solis Otel'in sahibi de bize öncülük edip de burada bir yer vermesi ve her zaman için saygı ve sevgi çerçevesinde devamını getirebileceğimiz anlamına geldi. Bir de ben buradan kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Jandarma olsun, bu konudaki bize yetki veren
yetkililere teşekkür ediyorum. Özellikle burada bizim yanımızda olan her daim Ankara Döner'in sahibi Mustafa Şahin Uçan Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyorum. Biz başkanım spora ve sporcuya destek veren herkese teşekkür ederiz. Gerçekten siz zaten bütün destek veren herkes saydınız. İlla ki unutulmuş olan vardır. Biz de onlara sizin adınıza teşekkür ederiz. Mutlaka. Gerçekten çok güzel bir gece olmuş. Taykik Federasyonu olarak böyle bir geceyi sunduğunuz için ekran başında mücadele sporlarının dili olarak ben de size Spor TV seyircilerimizin önünde teşekkür ederim. Tabii ki burada Spor TV ekibini de unutmadık. Sonra onları bıraktık. Spor TV ekibine de çok teşekkür ediyorum. Sessizlik ekibine de çok teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda Türkiye'den dünyaya bir spor yaymanın endişesi ve telaşesi içindeydik ama şu an tamamen bu endişelerimiz içimizden gitti. Türkiye'den dünyaya takip diyoruz. Evet. Emeğinize sağlık. İnşallah bu başlangıç olduğu devamı gelir. Gerçekten güzel maçlar var. Gecenin sonunda da ilk yapılan iki maçın galip olan sporcuların dörtlü turnuvasının finali oynayacak. Gecenin son maçı olarak ve akabinde yapılacak yayın sonu maçlarımızla geceye devam edeceğiz. Bu arada gecede hizmet veren hakemlerimizi de unutmamak lazım. Tabii Sayın Ayhan Özbalkanlı, Muhammed Dinnebaz, İran'dan gelen hakemimiz. Tancı Adıgüzel, Abdurrahman Tüfekli, Ertuğrul Yakarer şu anda orta hakemimiz. Nergis Ahmedi, Ayhan Özbalkanlı, Muhammed Dinnebal. Hakemlerimize de verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz gecede. Allah hepsinden razı olsun. Burada şu an 17 tane ülke temsil ediyoruz. 17 tane ülke ülkemize misafir olarak geldiler. Ve şu an gayet güzel bir şekilde ülkelerini temsil ettiler. Ve bizim burada da misafirperverliğimizden gayet mutlu ve mesut oldular. Buradan ben kendi buradaki hemşerilerime, tüm Türkiye'nin her yerden gelen insanlara da çok teşekkür ediyorum. Hakemlerimiz, orta hakem, yan hakem, hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunların devamını da getireceğiz hocam. İnşallah hocam. Burada başka ülkeleri temsil eden de birçok yaklaşık 8 ülkeden gelen sporcular da var. Evet. Hepsine hoş geldin diyoruz. İnşallah onlara layıkıyla ev sahipliği yapmışızdır. İnşallah. Başkanım, öyle umut ediyoruz. Bu arada ikinci round gerçekten kıran kırana geçti. Çok keyifli bir ikinci round mücadelesi izledik 71 kiloda. Üçüncü round maçın kaderini belirleyecek diyorum. Enes aslında rounda kroki ile başladı ama ikinci roundda çok iyi toparladı. Üçüncü roundda da bu devamlılığı sağlarsa bence maçı alabilir. Başkanım. Bu arada Abdurrahman sporcudan Abdurrahman biraz hızlı hareket ettiği için Enes kendisi kapanıyor. Evet, bu kapanmalar ona zarar veriyor. Gerçekten çok arka arkaya darbeleri evet. Var. Şu ana kadar aktif gözüken sporcu Abdurrahmanov, Türkmenistanlı sporcu. Enes daha aktif olması lazım. Evet, Enes biraz da sanki taktiksel oynuyor gibi. Yani Abdurrahman biraz daha hızlı. Maça evet. Hakimiyet biraz daha fazla ama sanki Enes bu maçı alacak gibi hocam. Biz de almasını umut ediyoruz ama süreler kısalınca biraz sporcuların performanslarını tam net göremiyoruz. Aslında tecrübeli isim her ikisi de. Bakın yorumlara başladı. Net vuruşlar kaybolmaya başladı. Evet, bu arada ekran başında dikkatle izleyen seyircilerimiz de geldi ekrana. Evet, seyirci katılımımız da çok güzel. Seyirci yani hızlı çok bir güzel ve heyecanlı. Yer değiştirmemize rağmen şu an yaklaşık sporculardan heyecanlı, evet. Sporculardan heyecanlı evet. Seyircilerimiz var bugün akşam Taykik'te. Yani, gerçekten Yasin Afşar hocam da çok emek vermiş. Ve mücadele sporlarının öncülerinden yıllardır mücadele sporlarına hizmet eden birçok branşta Yasin Afşar hocama da emeklerinden dolayı teşekkür ederiz kendisine ve ekibine. Yasin Afşar hocama biz hocam zaten üstad diyoruz. Bu işte artık 35 evet. Yılı devirdi. 35 yılı devirdiği için artık bu işin üstadı oldu. Evet, Taykik Federasyonu da gerçekten büyümesinde kurucu başkanlık yaptı. Sizden önceki çalışmaları da çok güzeldi. Biz ona şahidiz. Tabii ki. Emeklerine tabii ki. Sağlık diyoruz. İnşallah bu yolda istediği şekilde Taykik Federasyonu sizlerin de başkanlığında en güzel yerlere gelmesini diliyoruz başkanım. Vallahi hocam pes etmek yok. Sporcunun, gençlerin her daim yanındayız. Teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Çok bu arada 3. round bitti. Enes Yayla ve Ahmet Abdurrahmanov maçının sonucunu heyecanla bekliyoruz. Bakın 3. round'daki güzel anlar sahnelere yansıdı şu anda.
Abdurrahmanoğlu biraz daha aktifti ama Enes elinden gelen mücadeleyi de yaptı ve 3. raundu tamamlamayı başardı. Aslında kroki ile başladı maça ilk raundda. Evet. Gerçekten o krokiden sonra 3 raundu çıkarmak da büyük bir mesele ve büyük bir çalışma yapıldığının göstergesidir. Sporculuk işi hocam biraz azim işi ya. Evet. Hani ayakta durduğu sürece evet. Çevik. Kararlı olması lazım. Enes de bugün elinden geldiği kadar onu ortaya koymaya çalıştı. Ve maçı tamamlamayı başardı. Artık orta hakemimiz Ertuğrul Yakarer. Hocam burada bir de şöyle bir şey var. En güzeli Allah razı olsun tüm katılan sporculardan. Hepsi çok güzel bir centilmenlik sergilediler. Evet. Hiçbir zihir sedirip de böyle yenildim ya da herhangi bir şeyde farklı bir yorum atmadı. Hakemlerimizin de tabi buradaki baba yiğitliği biraz daha olayı daha profesyonelleştirdi, daha güzel oldu. Başkanım zaten sizin de öncülüğünüzde olduğu gibi spor centilmenlik, barış, kardeşlik bunun öncülüğü ve silahsız bir savaş. Savaş bittiği an üstünlüğünü gösteren her zaman ringde de hakemlerimizin adaletli kararıyla alışıyor ve maçın sonucunu açıklamak için ringimizin sesi olan söz Ali Hikmet Bey. Ve şimdi kazanan Mavi Köşe Faruk Bek Abdurrahmanoğlu. Evet sevgili seyirciler, gerçekten 71 kiloda güzel bir maç oldu. Türkmenistanlı sporcuyu tebrik ediyoruz. Abdurrahmanoğlu